Bugün akrilikle doku ve desen nasıl verilir? Buna hep beraber bakacağız. Hem de pahalı olmayan evde yapabileceğiniz malzemelerle. Kanvasımız hazır, süngerim var ve çatpatlar var gördüğünüz gibi. Ay bunları çok seviyorum. Çatpat. Neyse adı artık. Çok seviyorum bunları. Bunlar da kek yapımında kullanılan plastik işte şekil vericiler. Şu şekilde tırtık yapacağım. Kavanoz kapağım var. Böyle iki tane spatulam var. Hangisini kullanacağımı ben de bilmiyorum. Ve kumaş var. Eski bir tişörtten. Ufak bir parça keseceğim şimdi. Bunu da kullanacağız. Önce planlıyorum kanvasın neresine koyacağım diye. Sanırım şöyle duracak. İlk yapmak istediğim bu. Suyumu bir kasenin içine döktüm. İçine beyaz tut kalk attım. Ne kadar çok tut kalk atarsanız o kadar iyi aslında. Ucuza bir yerden beyaz tut kalk bulabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kumaşı içine attım. Ama bu suya elimi sürmüyorum arkadaşlar, aman diyeyim. Eldivenlerimizi takalım. Plastik eldivenlerimle. Suyunu çok fazla sıkmadan, biraz sıkacağım ama çok da fazla değil. Kanvasın üzerine geçireceğim. Önce iyice emmesini sağlıyorum. Ve istediğim şekli veriyorum. Bu kuruduğunda yapışacak arkadaşlar. Güzel bir şekil vermeye çalışıyorum. Bunu mesela perde gibi yapanlar var. Yukarıdan aşağı şekilde. Tüm kanvası kaplayacak şekilde. İşte ne bileyim, soldan sağa yapanlar var. Size kalmış. Ben böyle gül böreği gibi yaptım vallahi. Uçlarını da bu şekilde açtım ki iyice yapışsınlar. Şimdi ikinci ev yapımı rölyefe geldi sıra. Ev yapımı alçı gibi olan bu rölyefleri bu bebek pudrasıyla ya da evde karbonat varsa karbonatla da yapabilirsiniz. Ölçülerini söylüyorum şimdi. Bir ölçek pudraya karşın. Bir ölçek buradan koyuyorum şimdi. Birazcık temizleyelim. Her yer pudra oldu. 1/4 oranında tutkal ve 1/2 oranında akrilik boya. Beyaz. Yani isterseniz renkli de yapabilirsiniz tabii. Ben rengi sonradan katma taraftarıyım. Bu ölçekte yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. En sonda geldiği kıvamı da göstereceğim size. Bakın neredeyse oyun hamuru kıvamına geldi bile. İşte bu kıvama geldiğinde isterseniz birazcık daha cıvık yapabilirsiniz. Birazcık daha boya katabilirsiniz içine. Ben renklendirmek için sarı kattım. Karıştırdım. Böyle güzel pastel bir sarı renk elde ettim. Şimdiki aklım olsa başka bir renk yapardım. Çünkü ilerleyen dakikalarda da göreceksiniz ki bu dokuların görünmesi için birazcık daha farklı bir renk seçsem iyi olurmuş. Bu şekilde spatulamla arkadaşlar yukarıdan aşağı hareketlerle bu yaptığım karışımı sürüyorum. Bakın bu yaptığım karışım çok güzel. Şimdiden dokular oluşturmaya başladı bile. Birazdan kaldırıp iyice göstereceğim size. Bir kağıt koydum. Yani güzel bir şekilde, keskin bir şekilde geçişsin diye, taşmasın diye. Gördüğünüz gibi kenarlarını da şu anda yapıyorum. Çünkü kanvasın kenarlarını da yapmayı unutmamamız gerekiyor. Eğer arkadaşlar rahat görünmüyorsa laptopunuzun ışığıyla oynayabilirsiniz. Eğer televizyondan izliyorsanız da birazcık parlaklığını düşürebilirsiniz isterseniz. Şimdi bandınız varsa arkadaşlar bu şekilde bandımızı da yapıştıralım. Özellikle şerit şeklinde dokular, desenler vermek için bakın burayı da yapıyorum. Ve arasına görmüş olduğunuz gibi bu karışımımı sürüyorum. Şimdi alüminyum folyoyu bu şekilde top haline getiriyorum. Ve bu buruşuk kısmıyla bastırıp bastırıp çekiyorum. Bu karışımımız gördüğünüz gibi tepecikler oluşturuyor. Çok güzel bir doku oluşturuyor. Bu kuruyunca özellikle çok güzel görünüyor. Bitince dikkatli bir şekilde kurumasını da beklemeden çekiyorum. Ve bakın ne kadar düzgün bir şekilde çıkmış. Şimdi gelin şunu deneyelim. Ben de hiç denemedim bunları. Şu şekilde dokunup kaçarak güzel güzel şekiller, dokular ortaya çıkarabiliyoruz. Çok eğlenceliymiş bu arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bu da hazır aldığım bir kimyasal. Bu da aslında rölyef gibi ama ben kıvamını bir tık daha cıvık buldum. Benim kendi evde yaptığıma nazaran. Onu sürüyorum şimdi, bakalım farkı ne olacak merak ettim. Bunda da direkt bir süngerle boyayı üzerine uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak. Hiç fena olmadı. Bunu da mesela bir denizdi, dalgaydı vesaire yaparken kullanabiliriz aslında. Evet, bu şekilde de bir doku oluşturabiliyormuşuz. Şimdi buraya da spatulalarla bir doku oluşturma çalışması yapacağım. Bu arada arkadaşlar bu benim de ilk akrilikle doku çalışmam. O yüzden sizinle birlikte öğreniyorum. Şöyle şöyle çizgiler yaparsam bakalım nasıl olacak. Evet, tam tahmin ettiğim gibi çok güzel oldu. Birçok tabloda bunları görebiliyoruz, bu yapıları.
Daha sonrasında bunları boyayabilirsiniz. Spatulamla şimdi sağlı sollu gördüğünüz gibi düzleştiriyorum kanvasın üzerinde. Tuvalin üzerinde gayet güzel bir şekilde bu boyalar geçişti. Bu çatpatı bastırıyorum. Bakalım hali hazırdaki ıslak boyayı kaldıracak mı? Kaldırdı, fena değil. Bir de bunu boyamayı deneyelim bakalım. Üzerine boyuyorum. Şimdi bunu baskı yapacağım. Patates baskısı gibi. Çocuklarınızla yapabilirsiniz aslında böyle bir aktivite. Aa, güzel oldu bu. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Biraz da yakından göstereyim. Görüyorsunuz buradaki dokuları. Oldukça da ağır. El yapımı alçı yaptığım yer çok daha ağır şu anda. Buradaki de çok güzel görünüyor. Yani bütün bu dokuları ben çok beğendim. Şimdi çılgın bir şey yapacağım. Hazır mıyız? Yine bu kekleri modellemede kullandığımız plastik spatulayla. Hop. Gördüğünüz gibi dairesel bir şekil oluşturdum. Şimdi dilerseniz bu kapağı kırmızıya boyayacağım. Çünkü neden olmasın? Çılgın olmakta her zaman fayda var. Ressamlık özgürlük demektir. Boyadıktan sonra çat diye tam ortasına yapıştıracağım arkadaşlar. Biraz da döndüreceğim. Kaldırmadan önce ki boya iyice geçsin. Böyle bu şekilde dairesel şekillerde yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazcık karışımım kalmıştı. Ya da başka şeyler de deneyebiliriz. Çiçek şeklinde ya da çiçek yaprakları şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu benim kopan bir küpemdi ve tamir edilecek gibi değildi. O yüzden onu buraya yapıştıracağım mesela. Hani bu şekilde bazı objeleri de yapıştırabilirsiniz. Bunu boyasam ne olur? Tam boyanmıyor, evet. Mesela spatulanın ucuyla böyle çizgi çizgi yapsam ne olur? İlginç. Peki daha ince taraklı bir spatulayla yapsam nasıl olur, ona bakıyoruz. Şimdi bunu tarakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evde kullanılmayan bir tarak varsa. Güzel oldu bence. Yakından şimdi hepsini bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Bütün yapıyı görebiliyorsunuz. 3 çeşit şurada gördüğünüz gibi kabartmamız var. Ortada daire şekli yaptık. Süngerle yaptığımızda küçük tepecikler halinde oldu. Güzel bir dalga efekti oldu. Baloncuklarımız, yani çatpatlarımız da güzel göründü. Şimdi sıra geldi diğer kurumaya bıraktığım tuvalime. Burayı altın rengi ve beyazla boyayacağım önce bir. Ve bir deneme yapacağım. Dediğim gibi ilk defa yapıyorum ben de bunları arkadaşlar. Önce bir bütün tuvali boyayayım. Yukarı aşağı hareketlerle boyuyorum. Tabii altın renginin altın renkliği kalmıyor burada. Ama güzel pembemsi, daha doğrusu ne diyorlar ona, rose gold diyorlar, öyle bir renk oldu. Bu baskı olayını da çözeceğim, söz veriyorum size, daha sonra çözüp size anlatacağım. Ama şu anda tek elde ettiğim şu şekilde garip bir şekil oldu. Ama gerçekten bu şekilde de kullanılabilir. Güzel bir, nasıl diyeyim, eskitme gibi oldu. Size de öneririm yani. Eğer hoşunuza gittiyse yapabilirsiniz. Bir başka göstermek istediğim yine alüminyum folyo ile arkadaşlar. Ama ondan önce isterseniz bu rölyef karışımına yine altın boyamı ekledim. Güzelce spatulamla karıştırdım. Buraya sürüyorum. Sağ üst köşeye bir şekil yapacağım. İyice uyguladıktan sonra alüminyum folyomu alıyorum. Büzüyorum ama top haline getirmiyorum bu sefer. Karıştırıyorum birazcık. Ve bu halihazırdaki ıslak, kurumamış olan rölyef boya karışımımın üzerine koyuyorum. Bunu ilk başta hazırladığım karışımla da yapabilirdim. Sadece elimde kalmadığı için bununla yaptım. Biraz bastırıyorum. Şekli çıksın diye. Ve kaldırıyorum. Bu kadar basit. Şimdi mutfak süngeri. Mutfak süngerine altın boyamı sürdüm. Ve ufak ufak hareketlerle şimdi buraya geçişler sağlamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi ben de ilk kez deniyorum sünger ve akrilik boya. Şuraya da yine kalan rölyef karışımını ekliyorum arkadaşlar. Oldukça ince bir tabaka. Ama üst üste yaptığımızda bu şekilde oldukça güzel kapatıyor. Ve bir tabaka oluşmuş oluyor. Şimdi bu ince tarakla birkaç kat giderek yine güzel bir doku oluşturmuş olduk. Biraz fazla gittim mesela, yukarılara çıktım. Bunu beğenmezseniz yine süngerinizi alıp oraları bu şekilde ufak darbelerle düzeltebilirsiniz. Kumaş henüz ıslaktı, o yüzden boyayamadım ama o kuruduğunda onu da sprey boyayla boyayabilirsiniz.
Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Akrilikte yeniyseniz yanda koyduğum videoya da mutlaka bir göz atın.